Hayrola Fadik, ne tarafa gidiyoruz? Büyücü Hüso'ya. Ne? Meşhur da, büyü yapı, kısmet açı, koca bulu. Gülme Ali abiciğim, gülme. Senin gitmen şart oldu. Ne, benim gitmem mi? He. Yani sen büyücüye beni mi götürüyorsun? He. Yani kendin gitmiyorsun da, beni mi büyücüye götürüyorsun? He. Nasıl he? Dinle beni, anan sağa büyü yaptırdı. Ha bu nikah olmasın diye. Sen nereden biliyorsun? Müzavir Müzeyen dedi bana. Çünkü anan dedi oğa. O da geldi dedi bana. Ben de geldim dedim sağa. Çok güzel ifade ettin de Fadimeciğim. Ben öyle büyüye müyüye inanmam be yavrum be. Uy! Sen inanmazsın da ben sanki çok inanırım. Ben hiç inanmam. E kardeşim, o zaman niye gidiyoruz? He, doğru diyorsun. Ya, doğru diyorum tabii. Boş versene, bu devirde herkes büyücü, büyücü. Herkes şeytan icabında, şeytan. Haklısın. Lakin Müzevir Müzeyen dedi bana. Ali'nin mutlaka gidip o büyüyü bozdurması icap edin. Ben de gördüm seni, geldi aklıma. Ya neyse, boş ver boş ver. En iyisi bu konuyu unutalım burada, tamam İyi mı? İyi dedin onu. Zaten sıcaklar bastırdı. Oyalamayayım seni. Hadi kal sağlıcakla canım. Aha. Benim. Ya Fadimeciğim, dur bir dakika ya. Eve mi çıkıyorsun? E nereye gidecektim Aa, ki? Yürüme bu sıcakta be, ben seni bırakırım. Hadi atla. Ay. Atla. Hay sağ olasın Ali abiciğim. Ayıp ettin benim. Fadik. Demek Müzeyyen Hanım söyledi, sen de inandın ha. Doğrusunu istersen pek de inanmamış. Lakin Behiye ablacığımın hastalandığını, nikahın geri kaldığını öğrenince çok kafam bulanmıştır. Hoş ver be yavrum, palavra bunlar, palavra. Hepsi para tuzağı, para. Doğru değilsin, doğru değilsin. Uy, bu ne? Ne o? Tabip bacağı. Aa. Büyü bu, büyü. Sağ büyü yaptılar Ali abiciğim. Bunu bozdurmak lazım da. Yürü, büyücüye gidiyoruz. Uy, Ali abiciğim. Ali abi dur 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 dur. Dur da dur 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 dur. Hayrola Temel? Ali abi, kusura bakma. Sırf sana merhaba demek için yoluna çıktım. Yani sanmıyorsun başkası için. Çok konuşma, gevese tabii ki. İşimiz var, gidiyoruz. Sorma sahip, nereye gidiyorsunuz? Ali abiciğim. Çaktım. Siz biraz dargın gibisiniz. Bana bak kıvırcık, hadi atla arkaya da sizi yolda barıştırayım. Fadimeciğim gelsin değil mi? Bahane, gelirse gelsin. Uy, neden sebep geleyim? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ali abi çok ısrar etti, onun için binmiş bulunuyorum. Uy, ne hoş ettin, ne iyi ettin. Yüreğimi şenlendirdin. Ne tarafa gidiyorduk? Büyücüye gidiyoruz, büyücüye. Uy, kim kime büyü yaptırdı? Ben sana büyü yaptırdım. Beni güzel kör de al diye. Buna bunun için büyü yaptırmak gerekmez ki. Ben zaten seni alacağım. Nah alacaksın beni. Büyücüden çıkayım. Yandı benim bu bacığım. Dur oraya. Yakalandın minik sarça. Büyü yaptırdın değil mi? Babacığım seni alsın diye büyücüye geldin Handan Hanım. Bana bak Fadime. Bilip bilmeden konuşma, tamam mı? Ben büyücüye iğne yapmaya geldim. Adamcağız çok hasta. Yalan deme baba. Büyücü büyücüdür daha, iğneyi ne yapsın? Yapar kendine bir büyü, iyileşir. Fadime bir dakika ya, bir dakika. O da senin benim gibi bir insan, tamam mı? Bana inanmıyorsan gir içeriye bak. Adamcağız yatak yorgan yatıyor, Allah Allah! Öyle deme, büyücüler de hasta olabilir. Sana mı sorduk ula? Yok, ben sormadan söyledim, aklında bulunsun diye. Ya bir dakika arkadaşlar, yine başlamayın ya. Bence Handan Hanım doğru söylüyor. Ama isterseniz yine de bir gidip bakalım, gelin hadi. Buyurun. Biz şey için gelmiştik de... Medyum Hüso ile görüşecektik. Hüso hasta.
Bugün kimseyi alamıyoruz. Geçmiş olsun, neyi var? Grip olmuş yatıyor. Demin iğne yaptırdık, şimdi uyuyor. Bu yüceler de hasta olabilir demiştim zannedersem. Konuşma ola, konuşma. Medyum Hüso'ya acil şifalar diliyorum. Sağ olun. Hastalık bu. Büyücü müyücü dinlemiyor. O herkese hasta ederken iyi miydi? Bak, Allah da başına verdi. Ya Fadimeciğim, ben böyle şeylere inanmıyorum ya. Behiye ablacığım, turup dururken niye hastalandı? Ha bu etti onu. Ya yok be anam be, yok be canım be, ne ilgisi var be? Behiye'ninki kum sancısıymış. Birdenbire kumu kiracı niye çıktı? Aa, niye çıktı? Yani büyücü büyü yaptı da ondan mı? Ya boş ver bunları Fadimeciğim, boş ver ya. Ula asıl siz boş verin da. Aklıma çok müthiş bir fikir geldi. Ne geldi ula? Büyüden, hastalıktan konuşunca aklıma çok müthiş müthiş bir fikir geldi. Ula delirtme beni, ne geldi? Büyüye yapılan büyü ters tepmiş olsun. Aa, nasıl ters tepsin? Senin yorgan döşek hasta etsin. O zaman ne olacak? Ali abinin anası üzüntüden mahvolacak. El alemin kızına büyü yaptırmak kolay. Hasta olsun, yatağa düşsün, oh! Ama kendi canı olunca işler değişir. Yani Ali abi hasta diye yatağa mı sokalım?